Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Mekke'de yaşayan ama Mekkeli olmayan bir sahabi. Yani daha doğrusu Kureyşli olmayan, affedersiniz, bir sahabi. Çünkü Mekke'nin asıl, Mekke'ye yerleşmiş olan asıl unsur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tebliğe başladığında Kureyş kabilesiydi. Fakat Mekke'ye ticari sebeplerle ya da siyasi bir takım gerekçelere istinaden gelip yerleşmiş olan Mekke'nin dışından gelen Kureyş kabilesine mensup olmayan şahıslar veya aileler vardı. Abdullah bin Mesud da onlardan birisi. Huzeyl kabilesinden değil mi? Evet hocam. Evet. Abdullah bin Mesud ve ailesi hakkında İslam öncesi hayatını da dikkate alarak neler biliyoruz? Hocam Allah razı olsun, tabii büyük bir sahabi, fakat şunu da hemen hemen bütün sahabilerde olduğu gibi sahabiler İslam öncesi hayatları hakkında çok da detaylı bilgilere sahip değiliz. Abdullah bin Mesud, babası Abdullah bin Gafil bin Habib'tir. Babası Abdullah bin Haris bin Zühre'nin müttefiki olarak biliniyordu. Demin siz de bildiğiniz gibi dışarıdan gelen bir kabileydi. Tabii Mekke hiyerarşik yapısı içerisinde, daha sonra Cezire-i Arap'ta güçlü olmayan, zayıf olan kabileler kendilerinden daha güçlü ve kendilerini himaye edecek olan kabilelerin müttefiki olarak himayelerinde bulunuyorlardı. Abdullah bin Mesud'un da babası bu anlamda Zühre oğulları ile müttefik olduğu için adeta o kabileden ad edilmiş gibi öyle sayılıyordu. Annesi Ümmü Abd bint Abdülhud'dur. Bu annesinin kabilesi Necd ile Mekke arasında Tilma dediğimiz bölgede ikamet ediyordu ve Hüzeyl kabilesindendi. Söz konusu olan kabile hicreti 8. yılında Amr bin As tarafından yıkılan bu meşhur Suva putuna tapan bir kabileydi, putperest bir kabileydi. Ve Abdullah bin Mesud da yaklaşık tarihe baktığımızda miladi olarak 592 yılında Mekke'de doğduğunu görüyoruz. Künyesi Ebu Abdurrahman olarak biliniyor. Hatta Peygamber Efendimiz çocuğu olmadığı, doğmadan önce bu künyeyi kendisine vermiş. İlim Darazı İbn-i Ümmü Abd lakabıyla da biliniyor. Daha sonra tabii çocuklar olunca da ilk doğan çocuğuna Abdurrahman ismini vererek bu künyesini bu şekilde teyit etmiş oluyor. Abdullah bin Sud'un kabilesi, böyle ailesi böyle bir aileyken kendisinin biraz da yapısı hakkında, fiziki yapısı hakkında aslında biraz belki de onun büyüklüğünü ortaya çıkaran Allah'ın, Rabbimizin bir hikmeti, maddi zayıflığın yanında, karşısında diyelim, manevi büyüklüklerin ya da imkanların verildiği bir insandı. Gerçekten fiziken yapısı küçük, zayıf, bedenli biriydi. Hatta engelli de denilebilirdi. Boyu da çok da öyle ihtişamlı bir boyu yoktu. Rivayetlerde bir kişinin oturduğunda boyu o kadardı. Ama boyu kadar deriz ya, ağzına kadar imanı dolu bir insan, öyle bir sahabiydi ve o fiziki zayıf yapısına karşın manevi olarak da birazdan bahsetme imkanı bulacağımız o manevi büyüklüğe, ilmi potansiyele ve sahabe dünyasındaki konumu hicretin üzerinde işte ikinci gün 1443. senesinde bu kadar zaman geçmesine rağmen bu büyük sahabinin ilmi çalışmalarından istifade etmeye devam ediyoruz.